herkese. Günaydın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi yoldayım. Melisa almaya gidiyorum. Oradan da kuaföre geçeceğiz. Çok heyecanlıyım. Yani bayağı bir değişim istiyorum saçımda ya. Aslında bir yandan da korkuyorum çünkü kendi saçım, yani kendi saçım rengini de beğeniyorum. Ama bilmiyorum, değişiklik istiyorum galiba. Bir de doğumdan sonra bayağı bir dökülmem olmuştu. Şimdi neyse ki dökülme durdu. Normal bir süreçmiş aslında herkesin dediği gibi ama ben bayağı bir korkmuştum. Yani insan aklına her şey geliyor. Neyse şimdi dökülmem durdu dediğim gibi. Artık böyle bir değişim olsun. Haftaya kına var. Kasım'da düğün var. Biraz değişiklik şart bakalım. Yani kaşımı da yaptırmak istiyorum ama microblading. Bakacağım artık. Yaptırabilirsem. Bir yer buldum, orayla görüşeceğim. Ama dediğim gibi bakalım bugün kuaförle bir konuşalım da. Birkaç tane çünkü beğendiğim renk var, onları göstereceğim. Eğer o da hani saçınla uyumlu olur yani neden olmasın derse yapacağız bakalım. Öyle. O zaman orada görüşürüz. Bay bay. Instagram'a yazsaydın bir mail atsaydın. Daha tam üstüne duramadım, vaktim yoktu. Evet, biz şimdi kahvelerimizi aldık. Gidiyoruz saçlarımızı yaptırmaya. Evet, saçlarımızın önceki hali bu şekilde. Bakalım. Hadi bakalım, gidiyoruz. Gidiyoruz. Ay, bizim başımıza gelenler. Anlatamam size. Biz şimdi Beylikdüzü'nde konuştuğumuz bir kuaföre gittik. Yani adam aşırı agresif. Atıyorum 300 liraya anlaştıysak adam bize 600 TL fiyat çekti. İki katı fiyat çekti. Yani hiç anlaşamadık, hiç uyuşmadık. Sonra yine Melis geç hızlı. Sonra Bahçeli Evler'de yine bir beğendiğimiz bir kuaför vardı. Biz bayağı şimdi 10 dakikada Beylikdüzü'nden Bahçeli Evler'e geldik. Şimdi de Melis bir arkadaşıyla konuşuyor. Bizden sonra iki kişi daha yine o Beylikdüzü'ndeki kuaföre gidecekti. Yani bayağı 4 kişi falan gidecektik. Şimdi o da işte aradı arkadaşlarını, gitmeyin diye. Yani bayağı adam müşteri kaybetti bugün. İyi de oldu. Yani böyle kötü davranan esnafa inanın tahammülüm yok. Ben de bir esnaf kızıyım. İşte öyle. Şimdi buradaki adamla konuştuk. Adam hani gelin yardımcı olurum ben size dedi. Bayağı söyledik uzaktan geliyoruz diye. Şimdi geldik işte, arabayı park ettik, yürüyoruz. İnşallah güzel olacak bakalım. Öyle. Yalnız Melis arkadaşlarına diyor ki sakın gitmeyin çok kötü. Oraya gitmeyin çok kötü. Ya bu ne, paramıza rezil olacağız be. Resmen şu an cadı gibi oldum. Ay, Melis'in de burada ya. Kıyamam. Onun saçı da biraz böyle şöyle göstereyim. Az açıldı. Sombre olacak. Bakalım, bekliyoruz. Dön bana. Saçlarımın mimarı. Evet, biz şimdi yemek yemeye geldik. Yeni saçlarımla. Melis'in saçlarını yapmadılar maalesef ki. Sarı olmaz dediler. O yüzden bakım yaptırdı, o keratin bakım, bir de kestirdi. Bakalım, bilmiyoruz. Düğüne ne olacak. Biz de şimdi yemek yemeye geldik. Bir çeyrek ilave şef, teşekkürler. Çok güzel. Bayağı doğal oldu. Ben beğendim. Aynen. Hiç yapaylık yok. Evet, yani. Benim içime sindi. Güzel oldu. Valla çocuğa birkaç resim göstermiştim ya. Dedi ki bana,
sen dedi çingene gibi çıkarsın buradan dedi, bunları yaparsam dedi. Biraz sarıydı çünkü. Sen dedi bana güven, ben senin için de en güzelini yapacağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım deyince bayağı bir güvendim çocuğa yani. İyi ki de güvenmişim yani, bence güzel yaptı. O yüzden buradan beni izliyorsa Can kardeşime çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık diyorum ve biz yemek yiyoruz. Evet, herkese merhaba. Nerede? Ha? Sende. Bende mi? Aynen. Şimdi doktora geldik, bebişe aşı yaptıracağız. 9 aylıkken menenjit aşısı oluyor. 10. aya kadar da vakti varmış. Bir hafta sonra 10 aylık olacak bebiş. O yüzden şimdiden yaptıralım dedik. Öyle. Bakalım. Evet, ay şükürler olsun. Sadece iğne yapılırken ağladı. O kadar. Çıktık şimdi. Metro markete gideceğiz. Orası çok güzel oluyor. Çok da çeşit oluyor. Oradan biraz alışveriş yapacağız. Size de çekerim zaten. Öyle. Böyle aşı günlerinde sabahtan stresim başlıyor maalesef ki. Sanki kendime yapılacakmış gibi. Hatta daha da kötü oluyorum. Ama neyse ki maşallah. Şöyle yapayım. Bizimkisi böyle aşı iğnelerde falan dayanıklı. O yüzden hızlı atlatıyor. Bakalım, menenjit için de çocuktan çocuğa değişirmiş. Ateş çıkma mevzusu. İnşallah ateş çıkmaz. Bugün zaten sabaha kadar nöbetleşe... Tabak, çanak, bardak, her şey var. Bıçaklar. Yani bir işletme falan kuracaksanız ya da ev kuracaksanız her şey var. Biz bir ara şunların çileklilerini alıyorduk. Çok güzeldi. Ama artık hiçbir yerde bulamıyoruz. Maalesef ki. Neyse, saçma sapan bir adamdan alıyorduk. O bile 25 lira. Aynen. Biz şalgam delisi olaraktan. O Filipina şalgamları güzel oluyor. Bir de Serfresh'inki çok güzel ama burada yok. Şundan aldık. Fiyatı da iyi. 18.65. Şundan aldım. Zaten kullanıyorum. Çok güzel. Hem de büyük boyu. Daha indirimli. Aşkım, bak bir sürü tereyağı aldım. Aldık. Şunu yumurtalara falan koyarız yine. Tamam. Şey gibi. Şunu yemeklerde kullanırız. Alttaki de kahvaltı. Tamam. Tamam. Şunu denemiştik zaten. Çok güzel. Güzel. Bunu da denemiştik değil mi? Hepsini ya. Tamam. Şey alacak mısın, ketçap? Bir tane güveç aldım. Ketçap aldın mı? Aldım ketçap. Şunu bana bir arkadaşım vermişti. Yeşil mercimek makarnası. Bebek için denedim. O beğenmemiş ama ben çok beğendim. Bir tane alacağım muhtemelen. Bir de nohut makarnası var ama yani bilemedim. Şu Yıldız Şehriye'den de her yerde bulunmuyor. Bunu da yine arkadaşım bebek için kullanmıştım. Çok da güzel oluyor o yüzden. Ooo, Harry Potter demiş ki en güçlü büyüleriniz sözlerinizdir. Böyle bir güncelleme yapıyorum. Şu Earl Grey'den aldık. Bingo çamaşır deterjanı. Bebek için yumuşatıcı. Şurada közlenmiş biber, patlıcan var. Balık aldık. Sardalya, salamut ve karides. Öyle işte, ıvır zıvır. Ya bu ne? Uyudu. Aşkım, o bizim değil. Gel, bu bizim. Ne aldın? Turp mu? Turp. Reyhan, sen de roka aldın. Şu şeyler de çok güzel de çok fazla. Lavaşlar. Sade ve tam buğdaylı. Ama 18 tane. Biz bunu bitiremeyiz ve çok büyük.
güzel. Kartla. Evet. Şimdi işkembe çorbası içmeye geldik. Vallahi ben hiç içmezdim. Evlendikten sonra artık içiyorum. Hatta bu ikinci tam içişim. Önceden böyle suyunu içiyordum. Çok güzel. Babası da böyle bir şey etlerinden ayırıyor. Hayırlı baba. Al bakalım. Kuzu muydu maydanoz? Kuzu evet. Şöyle lokum kuzu, yani. Kuzu lokum söyledik. Yok dostum. Yok sağ ol. Vallahi bir şey de biraz işkembe verdik. Bayağı bir yedi. Sağ ol maydan. Evet, bu arada eczaneye uğradım. Bebek için şöyle bir suluk aldım. Çok fazla su içiyor. O yüzden ayrıca bir suluğa ihtiyacım vardı. Almıştım ama onu içmiyor. Belki daha sonra içer bilmiyorum. Emziğimizi çok düşürüyoruz. Bir emzik askısı aldım. Bir de kullandığımız Ocean'ın D vitaminini aldım. Öyle. Şimdi biraz sitede hava alacağız. 3 kere yiyoruz aşkım 1 kiloyu. Bakın şöyle. Yani biraz sessiz olursanız. Şöyle bir organik meyve suyu aldık. O metrodan. %100. Bizim bebişe de verdik. Çok sevdi. Yani tavsiye ederim. Evet. Kınada giyeceğim elbise. Şöyle. Kadife. Şöyle pul payet. Bakalım inşallah güzel olur. Çok beğenerek aldım çünkü. Vallahi çok güzel oldu. Çok beğendim. Bir de böyle direkt geçmiyor. Şöyle açılır konumda. Yani kruvaze olaraktan kapanıyor. Yani böyle bir beden bile kilo alsam olabilecek bir elbise. O yüzden çok beğendim. Evet arkadaşlar nihayet evimdeyim. Bayağı bir uzun gün oldu. Kapatayım. Bayağı bir uzun gün oldu dediğim gibi. Bu arada arşivimde daha YouTube'a yüklemediğim birkaç tane daha video var. Onları da yükleyeceğim. O zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bay bay.